Kumtaş Yapıyorum programını sunar. Akit TV ekranlarından iyi hafta sonları diliyorum. Yapıyorum programıyla sizlerleyiz. Bu hafta Türkiye'de yapıların güçlendirilmesini konuşacağız. Yapıların güçlendirme yöntemlerini tartışacağız. Güçlendirmenin maliyetini tartışacağız. Deprem bölgesinde yapılan güçlendirme işlemlerini tartışacağız. Bu hafta birbirinden değerli iki konuğumuz bulunmakta. Birinci konuğumuz, baş konuğumuz her zaman Profesör Doktor Mehmet Fatih Altan burada. Sayın hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu arada yayına başlamadan bir sevinçli bir haber vermek istiyorum Sinan hocam hakkında. Sinan Cansız hocamız doçent oldu. Kendisini bu ekranlarda paylaşmak istedim. Kendisinin başarısının devamını diliyorum. Teşekkür ederim hocam. Güzel bilgilendirmeniz için tebriğiniz için. Ayrıca teşekkür başlamadan ediyorum. Başlamadan bir katkılarınız çok büyük bana karşı. O yüzden gerçekten buradan ekranlardan sizlere teşekkür etmek istiyorum. İkinci konuğumuz Sinan Türkkan, Degüder Derneği Başkanı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Ben de tebrik ediyorum sizi. Teşekkür ediyorum. Şimdi birinci sorumuzla en başta şununla başlamak istiyorum. Deprem bölgesinde yoğun bir şekilde güçlendirme yapılan binalar gözüküyor. Yani bunlarla ilgili bize mailler geliyor. İşte fotoğraflar gönderiliyor. Bu işlemler yapılırken proje yapılmadan, hesap yapılmadan, doğrudan işte hesapsız yapılan işlemler mevcut. Öncelikle vatandaşlarımızı bilinçlendirmek açısından güçlendirme resmi olarak nasıl yürütülür? Yani bunun süreçleri nedir? Karottan işte ruhsata kadar, iskana kadar olan süreci bize Sinan Bey kısaca özetleyebilir misiniz? Tabii ki güçlendirme inşaat mühendisinin bir uzmanlık alanı. Yani başlı başına yapılmış, bakarak, görerek yapılacak bir çalışma değil. Mutlaka teknik bir veriye dayanması, teknik bir donelere dayanması gerekir. Dolayısıyla projesiz güçlendirme yapılamaz. Onlar ancak onarım olabilir veya tamirat olabilir. Bir güçlendirme, bir binada güçlendirme yapmak istiyorsak, öncelikle binada bir röleve çalışması, mevcut bir projesi varsa projeyle uyumunun nasıl olduğunu önce görmemiz lazım. Röleve çalışmasından sonra binada karot numuneleri alacağız. Karot numuneleri demirin olmadığı bölgelerde bir uzman eşliğinde alınması gerekir. Çünkü bununla ilgili de çok spekülasyon yapıldı. Evet. Karot almak binaya zarar verir diye. Ama demirsiz bölgelerden alınan karotun herhangi bir zararı olmaz. Donatı tespitleri yapılır. Ve bu tespitler neticesinde zemin etüdü de yapıldıktan sonra binada bütün değerler elimizde olur. Binanın taşıyıcı sistemi, beton değeri, donatı miktarı ve zemin cinsi de elimizde olduğuna göre binada bir analiz yapılır, statik analiz ve bir performans analizi sonucunda binanın depremde nasıl bir tavır göstereceği, nasıl bir hasar al veya hasar alıp almayacağını net olarak görebiliriz. Ve çalışmalarımızı bunun üzerine gerçekleştirmemiz gerekir. Yani şu anda biz de deprem bölgesinde iki ayrı noktada bir çalışma oldu, çalıştay düzenlendi. Biz de katıldık. Orada en çok sorulan sorulardan birisi buydu. Yani orada pek çok firma, kişi, usta, ekip binalarda karbon fiber uygulamalarıyla veya başka türlü yöntemlerle güçlendirmeler yapılıyor. Ama bu güçlendirmeler binaya ne kadar katkı verecek veya gerçekten katkı mı veriyor yoksa zarar mı veriyor? Bunu bilebilmek için öncelikle bu çalışmaların sırasıyla yapılması ve bu donatılar, bu donanımlar elde edildikten sonra bir yine bu konuda uzman mühendislik firmaları tarafından yapılacak önerilerle güçlendirme yapılması gerekir. Bir de en önemlisi bu yapılacak güçlendirme projesinin de belediyeden yani yerel yönetimlerden de onaylatılması tabii gerekmekte. Ki. Hani ben bu, onu da evet, bahsedeyim. Yapılan bu projeler hazırlandıktan sonra ilgili kamu kurumuna,
Bu bakanlık olabilir veya söylediğiniz gibi belediyeler olabilir. Binanın bulunduğu bölgedeki belediyelerde bunlar onaylatılıyor. Onaylatıldıktan sonra ruhsat alınıyor. Yapı denetim firmalarının gözetiminde bu işlemler gerçekleştiriliyor. Yani burada malzeme seçimi çok önemli. Malzemenin kalitesi, yani burada yapısal yapı kimyasalları da işin içerisine giriyor. Kimyasallar önemli ve tabii ki uygulama işçilikleri çok önemli. Bunun her birinin ayrı bir uzmanlık alanı gerektiriyor. Vatandaşlarımızın güçlendirme yaptırmak istediklerinde bu konuyu bilen firmalara, kişilere veya hocalarımıza, eğer bölgede çok değerli hocalarımız var bu konuda katkı veren, bunlara danışarak alınması gerekir. Ruhsat alınması gerekir. Ruhsatın sonucunda da çünkü binanın artık riskli olmadığını belirtir. Bir iskan alacaklar. Onda da çok büyük problemler yaşıyoruz. Binada herhangi bir onay almadan güçlendirme yapılmış binalar var. Şu anda bitmiş bina kullanılıyor. Güçlendirme de yapılmış ama elimizde hiçbir donay yok. Mecburen orada zor durumda kalıyor. Belediye de vatandaş da. Mutlaka bunun izlenerek yapılması gerekir. Peki Sinan Bey, kaç kişiliğiyle, yani şöyle binada yüzde kaç oranıyla güçlendirme yapılabilir? Mesela vatandaşlarımız merak ediyordur. Belki oy birliği sağlanamıyor. Bu durumda işte vatandaşlarımız hani kentsel dönüşümde 3'te 2 çoğunlukla binasını yenileyebiliyor. Evet. Güçlendirme için böyle bir çoğunluk var mıdır? Tabii ki. Kentsel dönüşüm kanunu bunu zaten bağlamış. Hı hı. Binanızı eğer yıkıp yapmak istiyorsanız 3'te 2 çoğunluğu sağlamanız gerekir. Ama güçlendirme yapmak istediğinizde bina maliklerinin 5'te 4'ünün onayını almanız gerekir. Yani %80 onay vermesi gerekiyor güçlendirme yapması için. Ancak ondan sonra karar alıp güçlendirme yaptırabilirsiniz. Yani bu oran biraz yüksek değil midir acaba? Düşürülse daha çok güçlendirmeyi talebi arttırmaz mı acaba? Kesinlikle arttırılıp güçlendirmenin önünde bir takım engeller de var. Yani zorlaştırıcı engeller var. Bunu ilerleyen dönemlerde, programın ilerleyen dönemlerinde konuşuruz. Tabii ki bu gerçekten binalarda deprem bölgesinde belki değil ama İstanbul gibi deprem beklenen bölgelerde karar alınmasında önemli bir engel olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü orada %80'i bulmak hem zor, %3'te 2'yi bulmak bile çok zorken %80 arıyoruz. Ve orada tabii ki hukuki süreçlerin uzun olması dolayısıyla sistem çok tıkanıyor. Ama şöyle bir avantaj da var, onu da söylemek lazım. Bu çok bilinmeyen bir şey. Bir riskli binada oturuyor iseniz eğer ve binada ne 3'te 2 ne de 5'te 4 sağlanamıyor ise daire sahiplerinden herhangi birisi tek başına gidip dava açıp binada güçlendirme kararı aldırabilir. Bunun için çoğunluk aranmaz, mahkeme kararıyla güçlendirme yapılır ve uygulanır. Çok o zaman güzel. 5'te 4 uygulanmıyor bu durumda. Hayır, bir daire sahibi bir bile çok bu güzel. Hakka sahip. Ödemesi peki, yani ücretin ödemesi nasıl yapılıyor? Mahkeme kararıyla olduğu için dairelerin üzerine ipotek konup bunların satışına kadar gidilebiliyor. Aynı kentsel dönüşümdeki gibi ipotek uygulaması gibi. Biraz daha uzun tabii, mahkeme süreçleri olduğu için süreç uzun ama bu da gerçekten uygulanan bir yöntem. Yani bunu bildiğimiz iyi oldu. Açıkçası ben bu son söylediğinizi bilmiyordum. Hani mahkeme kararıyla güçlendirme kararı çıkarılabildiğini bilmiyordum. Yani en azından binada oturan bir vatandaş demek ki mahkeme kararıyla binasının güçlendirmesini re'sen yaptırabiliyor. Evet. Bu çok önemli bir karar. Devletimizin getirdiği önemli bir uygulama. Şeyi soracaktım bir de. Deprem bölgesinde projesiz yapılan güçlendirmeler var. Ki zaten güçlendirme yanılmıyorsam bir 15 gün içerisinde kararı verildi artık. Yani 15 gündür güçlendirmeye izin verilmeye başlandı deprem bölgesinde. Ama biz duyuyoruz 3 ay öncesinden güçlendirme yapanlar var. 2 ay öncesinden güçlendirme yapanlar var. Bunların durumu ne olacak? Yani bu uygulamayı yaptırıp hiçbir şekilde izin almadan yaptıranlar var. Burada nasıl bir yol izlenecek belediyelerde? Bu tabii ki tam bir kaos ortamını hazırlıyor. Çünkü kontrolsüz, yapı denetim firmasının kontrolünde yapılmamış, belki de projesi istenilen düzeyde, kalitede yapılmamış bir uygulamayı tabii ki belediyenin karşısına gittiği zaman belediye bunu onaylamayacaktır.
Yani o sorumluluğu almak istemeyecektir. Ve böyle yapılmış binalarda da gerçekten büyük bir problem yaşıyoruz. Mutlaka vatandaşın eğer ki yaptırıyorsa, şu anda başlamışsa çalışmalara, bunu durdurup belediyeyle ilişkiye karşılıklı diyaloğa girip bunu projelendirip uygulatması gerekir. Çünkü riskli yapı tespiti yapılmış ise binada, az hasarlı, orta hasarlı karar verilmişse, mutlak surette bununla ilgili bir çalışma, bugün olmasa yarın veya 3 yıl sonra, 5 yıl sonra bile olsa, belediye mutlaka bununla ilgili vatandaştan proje isteyecektir. O zaman uygulama projesi olmadığı için, kimse de onun altına imza atmayacağı için büyük bir kaosa sebebiyet verecektir. Yani o zaman vatandaşlarımız özellikle bu konuya çok dikkat etmesi gerekiyor. Yani binasında güçlendirmeyi bu süreçlere girmeden yaptırdıysa aslında resmi bir güçlendirme yapmamış oluyor. Evet. Devlet bu güçlendirmeyi tanımamış olacaktır. Ki tanımazdı zaten. Çünkü herhangi bir mühendis imza atmamış, bir proje yok, bir hesap yok. Doğrudan herhangi bir, açıkçası hani biraz kaba tabir olacak, bir usta tutuluyor ve usta orada rastgele bir işlem yapıyor. İşte bu kolonu güçlendirelim, şuraya biraz kumaş saralım, yani FRP ile saralım, ben bu binayı sağlamdır, ayakta tutarım diye düşünüyorlar ama değil. Yani biz binaları, yeni binaları, yani o kadar hesap yapmamıza rağmen depremde hasar aldıysa, hatta bazıları yıkıldıysa, bu çok basit bir hesapla yapılamayacak bir işlemdir. O yüzden vatandaşlarımız bu konuda gerçekten bilinçli olması gerekiyor. Çünkü deprem bölgesinde insanlar kış gelmeden binalarına girmek istiyorlar. Bir an önce işte artık konteynerden ya da çadır kentlerden uzaklaşıp kendi binalarına oturmak istiyorlar. Ama yanlış bir uygulamayla binalarına oturması çok daha acı sonuçlara sebebiyet verebilir. İkinci sorumuz, güçlendirme yöntemlerini soracaktım. Hani vatandaşlarımız birçoğu araştırarak bunları öğrenebiliyor ama genel, kısaca herkesin anlayacağı dilde hangi yöntemlerimiz var? Bunları açıklayabilir misiniz? Tabii ki. Şimdi güçlendirme kararı verildikten sonra, binada güçlendirme yapılacak ise eğer, mutlaka zeminin binayla olan ilişkisi incelenmeli, irdelenmeli. Bununla ilgili temellerde gerekiyorsa güçlendirme yapılmalı. Yani temel güçlendirmesi yapılmadan sadece üst yapıyla ilgili güçlendirme çok doğru bir yöntem değil. Çünkü bunu çok sık duyduğumuz için söylüyorum. Betonarme güçlendirme, zaten yapıların pek çoğu çok fazla salınım yaptığı için artık dayanamayıp yıkıldığından dolayı binalara perde ilaveleri yapıyoruz. Betonarme perde. Duvarı yıkıyoruz, duvarın yerine betonarme perdeler ilave ediyoruz. Bunu artık klasik, yani Türkiye'de hemen hemen her yerde uygulanan yöntemlerden bir tanesi. Yetersiz kolonlar varsa bunları da betonarme ile mantolayabiliyoruz. Yine hesap sonucunda, eğer hesaplar gerekli görüyorsa ise, karbon fiber kullanıyoruz. Karbon fiber ülkemizde yaklaşık 25 yıldır uygulanan bir yöntem. Ama bu depremden sonra özellikle Hatay'da yıkılmayan karbon fiberle uygulama, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ndeki hocaların yaptığı uygulama çok fazla gündeme geldiğinden karbon fiberin farkına vardık. Aslında biz mesela 23-24 yıldır bunu yoğun olarak kullanıyoruz ve uyguluyoruz. Fakat burada şöyle bir tehlikeyle karşı karşıya kaldık. Özellikle deprem bölgesinde herhangi bir standarda uymayan, Çin'den veya diğer başka ülkelerden, yani sadece Çin'den de değil, diğer başka ülkelerden de herhangi bir standarda uymayan pek çok karbon fiber adı altında malzemeler gelmeye başladı. Ve bunlar deprem bölgelerinde yoğun olarak kullanıldığını duyuyoruz. Yani bunlarla yapılan karbon fiber uygulamalarından düşünülen performansı beklemek çok da doğru olmayabilir. Ülkemizde bunu üreten veya bununla ilgili çalışma yapan hem üniversitelerimiz var, hem de markalar var, firmalar var. Mutlak surette bunlardan yardım alınması gerekir. Karbon fiber de kendi başına, tek başına mucize bir ürün değil. Yani bu bir epoksi ile birlikte uygulanıyor. O epoksinin kalitesi de çok önemli. Bunlarla birlikte bir uyum sağlanması gerekir ve bunların her ikisinin de birlikte nasıl bir sonuç verdiğini de bilmemiz lazım. İkisi birlikte, çünkü biri çok yoğun bir malzeme, çekme mukavemeti demirin 10 katı olan malzeme. Bununla ilgili biz
İstanbul Teknik Üniversitesi ile 20 yıldır pek çok deneyin içinde olduk. Yani malzeme gerçekten önemli bir malzeme. Ama bunu doğru uygulanması, doğru malzemeyi doğru yerde uygulanması gerekir. Şimdi bizim dernekten dolayı pek çok fotoğraflar bölgeden geliyor. Uygulanma, karbon uygulanmış kolonları gönderiyorlar. Gerçekten hiçbir işe yaramayacak uygulamalar var. Bunları uyarmaya çalışıyoruz. İşte gittiğimiz bölgelerde bunun nasıl yapılması gerektiğini anlatmaya çalışıyoruz. Ama tabii şey çok büyük, alan çok büyük. 11 il etkilenmiş. Bir de beklentilerin olduğu işte Adana gibi, Kayseri gibi, İstanbul, Tekirdağ gibi. İstanbul'a gireceğiz özellikle. İstanbul'u ayrı tutalım şu anda. Yani böyle bölgelerimiz de var. Dolayısıyla mutlak surette bunların da bir standarda bağlanması gerekir. Ülkemize giren karbonlar ve epoksiler açısından söylüyorum. Peki bir konu daha vardı, bu FRP ile güçlendirmede beton dayanımının önemi var mıdır? Şimdi şöyle, betonluğunuz eğer sizi çok çok kötüyse, yani biz mesela karot alıyoruz, 30 senedir karot alıyoruz değişik bölgelerden. Van'da çalıştık, Bingöl'de çalıştık, Kütahya'da çalıştık. Beton maalesef ülkemizde istediğimiz nitelikte beton üretemiyoruz. Beton santralleri, fabrikalarını bahsetmiyorum. Özellikle 90'lı yıllardan önce yapılan binalarda biliyorsunuz elle karılarak yapılan betonlar dökme var. Beton. Bunlar elle yapılan betonların hem niteliği doğru değil hem de homojen değil. Yani bir katta başka bir beton kalitesiyle karşılaşırken üst katında başka bir beton kalitesiyle karşılaşıyorsunuz. Dolayısıyla da böyle bir durumda karbon fiber böyle mucize yaratamayacak maalesef orada. Ancak hesaplar neticesinde sizin binada sünekliliğe ihtiyacınız var ise veya o kolonda yapısal bir iyileştirmeye ihtiyacınız varsa orada işe yarar. Hatay'da uygulanan binada yanlış anlatıldı. Bu arada 2008 yılında Hatay'daki o binanın uygulamasını yapan bizdik. Biz yapmıştık o dönemde. Projeyi uygulayan bizdik. Yani proje üniversite tarafından yapılmıştı. Şimdi orada yapmış olduğumuz şeyde biz karbon fiberi binanın içerisinde uyguladık ama dışarıdan da betonarme perdelerle desteklendi. Tek tabii. Başına karbon fiber çalışmadı orada. Tabii ama ya. Bu hep atlanıyor. Karbon fiberden dolayı ayakta kaldı deniyor. Tabii evet. Karbon fiberin çok büyük etkisi var ama tek başına değil. Burada bir şey daha söylemek istiyorum. O projenin orada uygulanmasının en büyük sebebi insanlar binalarını, dairelerini terk etmeden uygulandı. O bir doktora teziydi ve bunu orada uyguladık. Yani insanlar evinde eşyalarını, kanepesini, koltuğunu bir taraflara çekerek biz orada karbon fiberi içeride uyguladık. Binanın dışından da betonarme perdelerle desteklendi. Böyle olunca o binada da işte çevresindeki binalar yıkılmasına rağmen ayakta kaldı ve içinden 80 kişi, 60 kişi, 100 kişi neyse değişik rakamlar var, basından biz de takip ediyoruz. Sağ olarak dışarı çıktı. Bina görevini yapmış oldu. Hani şimdi bir binada yani sizin de bahsettiğiniz gibi hani sadece elastikiyet önemli değil. Yani aynı zamanda rigid olması önemli. Evet. Rigid perdeler, betonarme perdeler sağlıyor. Elastikiyeti de karbon fiber. Yani tek başına bir çözüm değil karbon fiber. Yani binanın aynı zamanda da rigid olması istenmekte değil mi? Onu da perde duvarlar hocam sağlıyor. Şimdi... O binada oluşmuş anlaşılan değil mi? Ama ben dikkatim çekti. AFAD şimdi galiba güçlendirme projelerinde içeride insanların oturmasına müsaade etmiyor. O karbon fiber yaparken müsaade ediyor mu bilmiyorum ya. Karbon fiber yaparken de ruhsat alırken binanın boşaltılması isteniyor. Evet. Ama zaten onunla ilgili düzenleme yapılması lazım. Tamam. Eğer ki yapılan proje insanların dairesini boşaltmasını gerektirmiyorsa ki bunu damperlerle veya BRB sistemlerle bunu da yapmak mümkün. Hocam belki daha iyi anlatır. Evet. Bunu yapmak mümkün. O zaman binayı boşaltmamamız lazım. Özellikle bu kadar yoğun konut probleminin olduğu dönemde eğer bir çözüm üretiyorsa bunu da değerlendirilmesi doğru olacaktır.
Sayın hocam, sizlerden de yorumları istiyordum da, yani gerçekten deprem bölgesinde bilinçsiz bir şekilde güçlendirme yapılıyor. Evet, evet. Hani bu konuda sizinle birlikte Kahramanmaraş'a gidelim. Hocam, ben bir şey hemen size katkı tabii, olsun diye. Olsun, buyurun. Beraber sizin sözünüzü kesmek için. Yok, önemli de yap, buyurun. Şeyde deprem bölgesinde vermiş olduğumuz, katıldığımız çalıştaylarda orada uygulamacılar da geldiler, katıldılar dinleyici olarak. Ne yapıyorsunuz dediğimde diyor ki bütün kolonları biz karbon fiber yapıyoruz, gidiyoruz. Yani bununla her şeyi çözdüklerini düşünüyor. Yok. Hayır perde falan yok. Temel herhangi bir müdahale yok. Hayır, hesap yok. Yok. Aynen. Proje yok. Aynen. Evet hocam. Yani şimdi ben de duyuyorum. Bilhassa deprem bölgesinde duyuyorum. Bu az hasar, orta hasar, ağır hasar veriliyor ya binalara. Aslında onlar da tam bence doğru değil. Bazı çelişkiler duyuyoruz. Hatta bazı bina malikleri, sahipleri orta hasarlı binalarını nasıl yapıyorlar bilmiyorum ama az hasarlıya çevirttirip hemen onarım yapıp güçlendirme yapmadan oturduklarını duyuyoruz. Çok yanlış yani bu. Ya yani bilhassa bunun üzerinde ben duruyum. Yani gerçekten büyük bir hata. Yani daha oralarda, hele Adana civarında depremler sürmekte. Bakın yakın tarihte 2-3 gün önce 5.5 büyüklüğünde deprem yaşadık. Evet. Ya biz binalarımızı nasıl orta hasarlı, ağır hasarlı binaları nasıl az hasarlıya çevirttiriyoruz? Yani canınız bu kadar mı ucuz? Yani lütfen, yani bunu yapmamak gerekir. Orta hasarlı ve ağır hasarlıysa yani bu binaların mutlaka güçlendirilmesi gerekir. Ya da işte ekonomik sınırı aştıysa ağır hasarlılar yıkılabiliyor. Çoğu da yıkılması gerekir yani ağır hasarlılarında. Yani bunlara dikkat etmemiz lazım. Ben tabii güçlendirmeyi şöyle özetleyeyim. Kısa vadede çok büyük bir çözüm. Yani bir binayı yık yap 2-3 sene sürer ama bir güçlendirme yaptığımız zaman aynı binayı 2-3 ayda ya da 5-6 ayda süreçleri de eğer dahil edersek güçlendirebiliriz. Yani kısa vadede güçlendirme çok önemli bir çözümlemedir. Biz güçlendirmeye önem vermemiz gerekir. Ve güçlendirme metotları da yapıldıktan sağlam, doğru yapıldıktan sonra ve bir mühendislik hizmeti alınarak yapıldıktan sonra binanız depreme dayanıklı hale gelmiş oluyor. Çünkü o bina yönetmeliklerine göre, 2018 bina yönetmeliklerine göre deprem performans analizleri yapılıp güçlendirme projeleri elde ediliyor. Yani binanız tekrar yeni bina kadar sağlam olmaktadır güçlendirme yapıldığı zaman. Hani bu da çok sorulduğu için burada cevaplandırayım. Ayrıca tabii biz güçlendirmede dikkat etmemiz gereken başka şeylerde, yani tabii Sinan Bey'in de söylediği gibi çok güvenli ve mühendislik hizmeti alarak yapmamız çok önemli. Yani bunu ben tekrar vurguluyorum ve kısa vadede de çok binayı biz kurtarabiliriz bu şekilde. Ve orta vadede de tabii kentsel dönüşüm devreye girer. Bence hani bunları vakti gelmişken söyleyeyim. Orta vadede de kentsel dönüşüm tabii ki bir çare. Ama belli bir süre sonra kentsel dönüşüm de şişecek. Yani çok çare olmayacak. Çünkü metropol şehirlerimiz çok doldu artık. Yani İstanbul beklenilenin üzerinde bir doluluk yaşamakta. Bundan dolayı biz uzun vadede kırsal dönüşümü de ele almamız gerekiyor. Yani insanlarımızı İstanbul'dan, Ankara'dan, İzmir'den, böyle bilhassa da deprem bölgelerinden kırsal dönüşüm projeleri yaparak daha cazip hale getirerek Türkiye'mizin yüz ölçümüne yaymamız gerekiyor. Sinan Bey, bir sorumuz daha vardı. Bazı uygulamalar görüyoruz. Çelik çerçeveyle güçlendirme yapıyorlar. Hani literatürde var mı? Uygulamada var mı? Yönetmeliğimizde var mı? Böyle bir şey yapılabilir mi? Tabii ki güçlendirme yöntemlerinin demin sayarken belki
konu başka yerlere gittiği için atlamış olabiliriz. Betonarme güçlendirme, karbon fiberle uygulamalar var, çelikle uygulamalar var. Çelik perdeler ilave ederek güçlendirme yapabilirsiniz. Orada da bunu yapmak mümkün. Çaprazlar koyarak binaya çelikle de güçlendirebilirsiniz. Ve tabii ki eğer ki binanın deprem bölgesi için belki uygun olmaz ama izolatör konu olarak veya damperler konu olarak da binayı güçlü hale getirmek mümkün. Japonya'da ben bunu görmüştüm de bir uygulama vardı. Çelik çerçeveyle bina dıştan güçlendirilmişti. Yani evet. İçeriden değil tamamen dıştan güçlendirilmişti. Mesela İstanbul'un hatta Türkiye'nin birçok şehrinde bitişik nizam yapılaşmaya sahip sokaklarımız mevcut. Acaba bir sokak böyle komple boydan boya çelik bir dıştan çerçeveyle güçlendirme yapılabilir mi? En azından bir binayı kurtarmak yerine devlet doğrudan ya da belediye, yerel yönetim, bakanlık doğrudan bir sokağı böyle kurtarabilir mi? Böyle bir uygulama olabilir mi? Şimdi dışarıdan perde ilaveleriyle yani Japon yöntemleri var. Bizde de bu uygulanıyor. Özellikle okullarda ve hastanelerde yapılan bir uygulama bu. Binanın içerisine hiç girmeden, binanın içerisinde herhangi bir tahribat yapmadan tamamen binanın dışında dört tarafında bir betonarme veya çelik bariyer oluşturup deprem yüklerini buraya alıp içerideki binalar sadece düşey yüklere çalışır hale getirmek mümkün. Bu yöntemler var. Bizde de Türkiye'de de uygulanmış örnekler de var bununla ilgili olarak. Bu tabii bize ne sağlıyor? İçinde yaşayanlar terk etmeden bunu yapmak mümkün. Ama bizim bitişik nizamlara baktığımız zaman özellikle eski yerleşim bölgelerine baktığımızda binaların kat hizaları birbiriyle tutmuyor. Her biri ayrı kodlarda yapılmış. Dolayısıyla deprem esnasında bu sallanmalar da tabii ki birbirine de çekişlemeyle kolon ortalarında zarar veriyor. Bunu da düşünerek hareket etmek lazım. Ama tabii ki bunları yapmak mümkün. Tabii daha da önemlisi bunların da yasal altyapılarını hazırlamak lazım. Evet. Yani sadece güçlendirme tekniği veya hesap yönteminden değil bunları bir de imar yönetmeliği açısından da şey yapmak lazım, incelemek lazım. Özellikle bir bitişik nizam olan dar sokaklar içerisinde binanın dışına çıkmanıza da izin verilmiyor. 15 santim dışına çıkmak izin verilmezken öyle bir perde yapıp binayı ayakta tutmaya çalışırsanız bunun mutlaka imar yönünden de bir yere oturtulması gerekir. O yüzden hani yerel yönetimlerin katkısıyla ya da bakanlığın katkısıyla olabilecek bir işlem ama yapıldığı zaman hani bir bina yerine neredeyse bir sokağı boydan boya kurtarmak gibi bir durum ortaya çıkabilir. Kesinlikle. Bu yani da düşünülebilir yani. Bununla ilgili belki bir çalışma yapılıp bu işte söylediğim gibi belki damperler veya diğer teknolojiler de kullanılarak bu söylediğiniz üzerine çalışılabilir. Özellikle mesela tarihi Yarımada'da, Fatih'te evet. Çok tarihi binalarımız da var, eski eserlerimiz var, tescilli eserlerimiz var. Bunların olduğu bir sokağı komple kurtarabiliriz mesela. Fatih'te mesela öyle semtler var. Yayına gelmeden önce Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın Mart ayında bir deprem raporunu okudum ben. Orta hasarlı bina, orta hasarlı konut sayısı 166.132 tane. Ağır hasarlı konut sayısı da 494.588 tane konut sayısı var. Bunları yaklaşık olarak bir hesapladığımda ben hani yıkıp yeniden yaptığımızda orta hasarlı binalarımız 12 milyar dolar mertebesinde tutuyor. Ağır hasarlı binalarımız da 35 milyar dolar mertebesinde tutuyor. Yani yaklaşık 50 milyar dolara yakın orta hasar yani şu anda yıkılmamış ayakta olan orta hasarlı ve ağır hasarlı binalarımız var. Yani biz bunları yıktığımızda yeniden yaptığımızda yaklaşık 50 milyar dolar kadarlık bir maliyete katlanacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın en son açıkladığında depremle ilgili hasarı 110 milyar dolar mertebesinde açıkladı. Yani aslında hasarın yarısı bunlar. Bunların hepsini yıkmak zorunda mıyız? Bunları güçlendiremez miyiz? Şimdi şöyle düşünmekte fayda var. Ağır hasarlı binaların ağır hasarlarının boyutunu görmek lazım. Şimdi burada riskli yapı tespitinde de bir şeyimiz var. Bir binayı incelediğimiz zaman risklidir değildir. Yani arada gri tonları hiç yok.
Küçük bir eksiklik de varsa tabii ki onu hazırlayan mühendis arkadaş o sorumluluğu almamak için riskli yapı olarak onu veriyor. Dolayısıyla da arasında aslında bir değişkenlik olması lazım. Onların sınıflandırılması gerekir. Şimdi ağır hasarlı binalarda ben mesela bir tane binaya gittim Hatay'da. Ağır hasarlı almış. Vatandaş orada mahkemeye vermiş. Onu orta hasara, az hasara çevirmeye çalışıyor. Biraz önce siz de söylediniz. Kolon kısalmış. Donatlar bükülmüş. Yani 6 katlı bina. O binayı güçlendirerek kurtarmanız o kadar zor ki yani. Mümkün değil. Artık şeyden kaymış yani bina. Düşeyden şaftı kaymış derler ya. Evet, şarkülü kaymış binanın. Dolayısıyla da o binaya artık yapacak bir şey yok. Yani burada her binayı güçlendireceğiz diye bir şeye kapılamayız heyecana. Biz deprem bölgesinde Fatih hocamızı ziyaret ettiğimizde ağır hasarlı birkaç tane binaya girdik. Hani binalarda taşıyıcı sistemde çatlak dahi yok ama dolgu duvar dediğimiz bölme duvarların tamamı göçmüş ama taşıyıcı değil bunlar. Tabii ki. Bunu dışarıdan bakan vatandaşlar binayı ağır hasarlı olarak değerlendiriyor ama kesinlikle bina ağır hasarlı değil. O yüzden binaya ağır hasar verilmiş, aslında yanlış bir uygulama. Yani burada 494.588 konut dediğim, 35 milyar dolar tutar dediğim bu ağır hasarlı tespitlerin ne kadarı doğru, ne kadarı yanlış? Bunların ne kadarı kurtarılabilir? Çünkü burada bir milli servet var. Yani belki depremin mali boyutunu 105 milyar dolardan 70 milyar dolar mertebesine çekebilir. Yani %30 kadar tasarruf yapabiliriz. Ben buraya bir katkı vereyim. Çok önemli bir konu söylediğiniz. Bizde deprem bölgesinde gezerken tabii ki depremin o sıcaklığı, o panik havası ister istemez bazı hatalar da peşinden getiriyor. Biz ne kadar da dikkat edersek edelim. Yani bu kadar çok uzman yok zaten binaları inceleyip orta hasar, az hasar kararı verecek, ağır hasar kararı verecek. Ben söylediğiniz şeyle birebir ben de yaşadım. Orada bir okul incelemesinde okulun taşıyıcı sisteminde çatlak dahi yoktu. Hiçbir birleşim noktalarında herhangi bir problemi yoktu. Ama asma tavanlar çökmüş durumdaydı. Ve hatta binanın içine de kimseyi almıyor. Polis çevirmişti. Bizi söyleyince içeri girdik. Alçıpan duvarlar devrilmiş. İşte diğer malzemeler ortalık karmakarışık. Ama taşıyıcı sisteminde herhangi bir şey yok. Dolayısıyla bu binayı şimdi ağır hasar verilmedi diye yıkmanın da bir anlamı yok. Yani bunlar yapısal olmayan elemanlarda her zaman hasar olabilir. Yeni binada da olabilir. Yeni yapılan binalarda da. Yeni binalarda çok gördük bunu. Olabilir. Daha 2 yıllık binaydı bizim gittiğimiz. 15 katlı binaydı. Bütün bölme duvarlar özellikle ilk 5 katta depremin yoğun olarak hasar verdiği ilk 5 katta bütün bölme duvarlar yıkılmış ama hiçbir kolonda hasar yok. Evet. Daha bina 2 yıllık bir bina ve orada oturanlar belki ömrü boyunca biriktirdiği parayla bir daire almış ve şu an daireleri ağır hasar olarak gözüküyor. Ama tamamen yanlış bir hasar tespiti. Yani kesinlikle o bina ağır hasar değildi. Her noktasını Fatih hocamızla biz birlikte gezdik. Yani o bina ağır hasar olmadı. Hani orta hasar diyebilirsiniz belki. Bir analiz yapılsa ufak bir güçlendirmeyle o bina kurtarılabilir ki zaten deprem bölgesinde çok yoğun bir deprem olduğu için belki uzun bir süre boyunca yüksek bir şiddette bir deprem bir daha meydana gelmeyecek. O binaları belki 40 yıl 50 yıl daha kullanabiliriz. Yani cari açığın belki de %30, %40'ına tekabül edecek bir güçlendirme uygulamasıyla, yani güçlendirmeyle o kadarlık bir rakamdan tasarruf edebiliriz. Öteki türlü biz doğrudan 35-40 milyar dolarlık bir parayı çöpe atacağız. Böyle bir durum var. Evet, yani bunlar belki de ağır hasarlı olarak tespit edilen binaları bir daha bir gözden geçirmek, belki bunlara üniversitelerde görev vermek, orada yetişmiş elemanlarla bunların bir daha check edilmesinde söylediğiniz gibi çok önemli fayda olduğunu ben kesinlikle de görüyorum. Ben de gördüm ve yaşadım orada. Ya, ekonomik olarak sonuçta yani çok yüksek bir bedel aktarılacak oraya. Ve güçlendirme yapılarak çok hızlı bir şekilde dönüşümle sağlanmış olur. Hani Fatih hocamızın dediği çok güzel. Kısa vadede güçlendirme, orta vadede kentsel dönüşüm, uzun vadede kırsal dönüşüm. Bize kısa vadede birkaç aylık sürede o bölgedeki güçlendirilebilecek konutları güçlendirirsek en azından yeni konutlar yapılana kadar hızlı bir acil bir şekilde de en azından konut ihtiyacını da karşılamış olur.
Bu açıdan hani biz buradan yetkililere sesleniyoruz. Umarım sesimiz duyulur. Bu konuda dikkatlere dikkat çekeriz diye düşünüyoruz. Şimdi bir diğer sorumuz, özellikle hani süremiz de azalıyor bu sebepten dolayı ben bunu özellikle sormak istiyorum. İstanbul. İstanbul'da en son Çevre Şehircilik Bakanımızın açıklaması oldu. 1,5 milyon riskli konut var. Yani 1,5 milyonla ortalama hane halkı sayısıyla çarptığımızda İstanbul bazında 5,5-6 milyon kişiye tekabül ediyor. Yani 5,5 milyon kişi gerçekten İstanbul'da risk altında yaşıyor. Bunları dönüştürmemiz gerekiyor ve İstanbul'un konut yenileme hızı ortalama son 15 yıla baktığımızda 100 bin konut. Yani yılda ne kadar çok iyi de yenilesek ortalama 100 bin konut yeniliyoruz ki şu anda tamamen odak noktası deprem bölgesinde olduğu için İstanbul'da herhangi bir dönüşüm yoğun bir şekilde devam etmiyor. Yani İstanbul'a kısa vadede çözümler üretmemiz gerekiyor. Özellikle riskli olan bölgelerde. Yani Küçükçekmece, Avcılar, Fatih, bunlar da gerçekten riskli yapı stoğu çok yüksek olan ilçeler. Bu ilçelerde artık güçlendirme çok elzem bir çözüm olmalı. Önemli bir çözüm olmalı, teşvik edilmeli. Bu konuda sizlerin düşüncesi nedir? Şimdi İstanbul'da hocamla yine bir başka programda beraberdik. Evet. İşte 1,5 milyon bina problemli veya işte 2 milyon bina var 1,5 problemli ama sonuçta elimizdeki yapı stoğu problemli. Problemli. Evet. Yani burada kaçışımız yok. Bunlara çözüm üretmemiz lazım. Çözümü de tek başına vatandaşa bırakmamamız lazım. Biraz önce sizin söylediğiniz gibi hem devletimizin, bakanlığın bu işin içerisinde olması lazım, hem belediyelerin olması lazım. Siz bir binayı güçlendirme yaptırmak istediğinizde, belediyeye gittiğinizde pek çok bürokratik engeller var. Bunların mutlak surette masaya yatırılması, biz bunu her platformda anlatmaya çalışıyoruz. Bunların bir an önce çözüme ulaştırılması gerekir. Kredi imkanları, bürokratik engeller, belediyelerin bazıları biz güçlendirmeye karşıyız diyen muhtelif belediyeler var ve bunlarla ilgili hem belediyenin elinde hem de yapı denetim firmaları elinde bunları denetleyecek yeteri miktarda konuyu bilen mühendis arkadaşlarımız da yok. Bunların da yetiştirilmesi gerekir. Söylediğiniz çok önemli. Deprem işte olacak mı olmayacak mı? Ya deprem olacak. Yerkabuğunun hareketi. Ben her zaman şunu söylemeye çalışıyorum. Deprem bir felaket değil aslında. Ya deprem felaketi lafını ben çok ağır buluyorum. Deprem felaket değil. Felaket olan bizim yaptığımız binalar. Deprem doğa olayı. Yani biz de ülke olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu yer, bölge olarak hem Güneydoğu'dan Arap Yarımadası'nın yukarıya çıkması, bu taraftan Afrika kıtasının Anadolu levhasının altına girmesi. Ben zeminci değilim ama hep beraber. Hacı hocamız geçen hafta buradaydı. Çok güzel anlattı. Anlatıyor onu. Yani gerçekten güzel anlatıyor. Evet. Bunları biliyoruz. Bundan sonra deprem olacak mı? Tabii ki olacak. Doğa olayı. Yani neden işte Hatay sıcak? Diyarbakır neden sıcak? Veya Sarıkamış neden soğuk der gibi yani. Sarıkamış'ın sıcak olması imkanı var mı? Doğa olayı. Yüksek yerde soğuk olacak tabii ki. Önlemini alacağız. Biz ne yapacağız? Ona bakmamız lazım. Bir depremi durdurma şansınız yok. O halde bizim mutlak surette depremle nasıl yaşayacağımızı bilmemiz lazım. Bizim her şeyden önce yapı yapmayı, yapıyı inşa etmeyi veya bununla ilgili çalışan arkadaşların gerçekten bunun çok önemli olduğunu ve insanların canına mal olacağını yapacağı hatayla pek çok insanın canına mal olacağının bilincini vermemiz lazım. İşte sizin programlarınız, gerçekten tebrik ediyorum. Çünkü ibri aşağı doğru dönmeye başlamıştı. Deprem yine unutuluyor aynen. Evet. Böyle programlarla her sektörde, her bölgede bunları anlatmamız lazım. Ve bizim bununla İstanbul riskli bir yerdeyiz, bölgedeyiz. 90 bin ağır hasar alacak bina olduğunu bütün artık herkes kabul etti. Bunu arıyorlar zaten. Hızlı tarama sistemlerini geliştirmemiz lazım. Daha farklı belki yöntemlere gitmemiz lazım. Bunları taramamız lazım. Yani yakın zamana kadar, yani yakın zaman 10 yıl öncesine, 15 yıl öncesine bahsediyorum. Belediyenin elinde kaç tane bina olduğunu bile bilen yoktu yani. İstanbul bölgesi için. Şimdi bir takım tarama yöntemleri, işte herkes bir yerlere bir
şeyler yapmaya çalışıyor ama yetersiz. Şimdi 99 depremi bir milattı biliyorsunuz. Çok önemli kayıplarımız oldu. Herkes, İstanbul çok yakından yaşadı bunu. Ve 99 depreminden sonra önemli kararlar da alındı. Yapı denetim firmaları kuruldu. Yönetmelik biraz önce başlamıştı. Ondan bir sene önce başlamıştı ama yönetmelikle birlikte. Bakın bir şey daha söyleyeyim. Konuyu dağıtmadan. 99'dan önce bina yapmak istiyorsanız zemin etüdü yapma zorunluluğu yoktu. Yok. 99 yönetmeliğiyle birlikte başladı. Dolayısıyla da hani biz bir kere bina yapmayı ciddiye almamız lazım. Deprem yönetmeliği 1934'te Türkiye'de ilk yapılmış. Ben de bir hocamızdan geçen seminerde gördüm. 34'te, 54'te, 74'te deprem yönetmeliği her zaman var aslında Türkiye'de. 39'du hocam yanlış bilmiyorsam. İtalyan yapı teknik şartnamesi doğrudan Türkçe'ye çevrildi. Evet. Ya var ama. Şimdi yani doğrudan Türkçe'ye çeviriyoruz ve önemli bir husus belirttim hocam. Türkiye'nin ilk deprem haritasında Kahramanmaraş deprem bölgesi değil. Ama şimdi i̇lk her şey açık artık. Ama sene 1940. Evet. Şimdi ben şunu söylemek isteyecektim orada. Şimdi sizde elinizde bir bina var. 1970'te yapılmış, 80'de yapılmış. Bir sonuçta içinde insanlar yaşıyor. İnceliyoruz binayı. Tabii 2019 deprem yönetmeliğine göre inceliyoruz ve diyoruz ki bina deprem yönetmeliğine uymuyor diyoruz. Değil mi hocam inceleme sonucunda? Ama onu 1974 yönetmeliğine göre inceleyin, ona da uymuyor. Yani mevcut olduğu, yapıldığı dönemdeki yönetmelik şartlarına da sağlamıyor. En önemlisi hazır beton yok. Hazır beton zaten İstanbul'da 93'te yok. Başladı. Denetimsizlik, deniz kumu, dökme beton, düz demir hepsi zaten. Şimdi 4D binalardan uzak durun. 90 bin bina deniyor, çökecek olan bina. Düşünün birkaç dakika içinde İstanbul'un muhtelif yerlerinde 90 bin binanın çöktüğünü. Ha. Ne kadar büyük bir facia. Peki hasar alacak binalar hocam? Şu an yönetmeliğimize göre binalarımız hasar alabilir. Yani konut bir bina yaptık diyelim. Bu konut binası depremden sonra Büyük İstanbul depremine maruz kaldığını varsayalım. O bina hasar alacak. Yani ben o binada oturamayacağım. Ona güçlendirme yapılması gerekir. Şu anda çok büyük bir israf değil midir bu? Binalarımızı hiç hasar almayacak şekilde biz yapmayı biliyoruz. Ve ben bunu hatta kendi projemizde uyguladım. Sadece bana inşaat maliyetimle arttırdığı rakamı söylüyorum. %7, %8 mertebesinde arttırdı. Yani hiç hasar almayacak bir binanın bu mevcut günümüz koşullarına göre yapılması durumunda inşaat maliyeti hani ortalama %10 arttırdığını varsayalım. Ama ben binam hasar aldıktan sonra, depremden sonra hiç oturamazsam daha büyük bir sıkıntı. Çadırda yaşayacağım, konteynerde yaşayacağım. Havanın soğuk olduğunu düşünün, kış ortamını düşünün. Devletin sana bakmak zorunda olduğunu o anda düşünün. Koşulları düşünün ama hiç hasar almayacak bir binayı yaptığım takdirde ben %10'luk maliyete katlanacağım. Ve bina hasar aldığında güçlendirmek için belki %40'a kadar bir maliyetle katlanacağım. Tabii ki. O zaman bizim yönetmeliğimizde kontrollü hasar dediğimiz performans düzeyini aslında biz sınırlı hasara çekmemiz gerekiyor. Özellikle konutlarda ki deprem bölgesinde çok fazla sayıda yeni bina hasarlı, ağır hasarlı, orta hasarlı. Yani kontrollü hasar dediğimiz performans düzeyini sağlamış. Aslında bina yönetmeliğe göre görevini yerine getirmiş. Ama depremden sonra ben onu kullanamıyorsam aslında bildiğim bir bakıma binamı israf etmiş oluyor. O zaman da riskli yapıyla çelişiyor bu iş. Yani riskli yapıda binada etriye sıklaştırması yapılmamışsa da riskli yapıya giriyor. Daha basit bir hata da varsa riskli yapıya giriyor. Yani binayı yık yeniden yap. Zorunluluğu getiriyor şey. O zaman bunu da düzeltilmesi belki sizin söylediğinize ben bir başka açıdan bakarsak eğer şu anda 1,5 milyon risk alacak bina dediğimiz binayı sadece çökme riskine karşı önlem alsak belki de kurtaracağız insanları. Kesinlikle. Ya o zaman İllaki, deprem yönetmeliğinin de bir gözden geçirilmesi gerekir. İlla ki tamamen kontrollü hasarı, sınırlı hasarı sağlamasına gerek yok. Göçmenin öncesini sağlasın, evet. Göçmesin bina. Evet. Yani görevini yerine getirsin, insanlar canlı çıksın. Eski binalarda bu bile yeterlidir. Yani eski binalarda kontrollü hasar değil de göçme öncesini sağlasa evet. Dediğiniz evet. Gibi evet. Çok daha mantıklı bir çözüm olur. Şimdi özellikle 99'dan sonra İstanbul ve çevresindeki Marmara bölgesinde bu arada araya giriyorum. Son 5 dakikamız o yüzden son sözlerimizi alacağız. Tamam.
program hızlı gidiyor. Süre hızlı geçti. Evet, İstanbul ve diğer çevre illerinde, Marmara bölgesinde hastaneler, okullar, köprüler, bunların hepsi büyük bir kısmı, %99'luk kısmı incelendi ve bunlarla ilgili deprem testleri yapıldı ve güçlendirme gerekiyorsa güçlendirme yapıldı. Kamu binalarının hemen hemen tamamı yıkılması gerekiyorsa da yıkıldı. Bunlar yapıldı aslında. Hiçbir şey yapılmadı değil. Ciddi bir çalışma, ciddi bir bütçeler ayrıldı bunlara. Güçlendirilmemiş ya da yeniden yapılmamış okul kalmadı İstanbul'da. Onu söylemek istiyorum. Hani hiçbir şey yapılmadı deniyor ya, ben o anlamda söylüyorum. Yok, hastanelerimize, sismik izolatörler, aslında devlet gerekeni yaptı. Ama burada ya belki devletimizin veya belki basının, yani hepimiz üzerimize alalım diye söylüyorum. Çok fazla gündeme getirmediğimiz vatandaşın oturduğu konu tutuğu. Buralarda istenilen düzeyde bir çalışma yapılamadı. Evet. Burada kentsel dönüşüm kanunu çıktı ama kentsel dönüşüm kanunu sadece parsel değeri, arsa değeri yüksek olan bölgelerde parsel bazında dönüşüme daha çok hizmet etti. Mesela Fatih'te daha %85 eski bina, %15'i yeni. Ama yeni ilçelere gidelim, bu oran tam tersi oluyor. Şişli'de de aynı. Beşiktaş aynı. Fatih, Beşiktaş, Kadıköy. Buraların hızlı bir şekilde dönüştürülmesi gerekiyor. Kadıköy'de Bağdat Caddesi'ne yakın bölgelerde parsel bazında dönüşümler gerçekleşti. Bu yıllık yenileme hızı vermiştim, ortalama 100 bin. Bu 100 binin belki 50 bini boş olan arsalara yapılan binalar. Evet. Belki de 50 bini sadece dönüş. O yüzden hani bu 1,5 milyon riskli konutun dönüşümü belki 20 yılımızı alacak. O yüzden güçlendirme şart diyoruz. Evet. Fatih Hocam, sizlerden yani, de son sözlerinizi alalım. Son olarak ben, güçlendirme bir çözümdür. Binalarımızı eğer resmi ve mühendislik hizmeti alarak güçlendirirsek korkmayın. Yani aynı binayı yeniden yapmış gibi depreme dayanıklı hale getirmiş oluyoruz. Bilhassa İstanbul için güçlendirme bir çözümdür. Çünkü bu kadar binayı biz yeniden yıkıp yapmaya kalktığımız zaman 10-15 senemizi alır. Güçlendirmeyle bu işi hızlandırarak, çünkü kapıda bekleyen bir İstanbul depremi var. Bu depreme karşı hızlı önlem almak adına güçlendirme çözümlemesine önem vermemiz lazım. Özellikle hocam, yerel yönetimlerin bu konuda üniversitelerden belki destek alması şart. Hani belediyelerin, evet, üniversite hocalarından özellikle bu konuda danışmanlık alması veya müşavirlik alması gerçekten önemli. Bu konuda gerçekten, evet, yerel yönetimler daha bilinçli davranmalı. Belediyeler olsun, vatandaşlarımız olsun, bizlere müracaat ettiği zaman da biz elimizden gelen yardımları, müşavirlik hizmetlerini, danışmanlık hizmetlerini vermekteyiz. Zaten var da, yani böyle geliyor. Evet. Yapıyorum programının bu haftalık sonuna geldik. Önümüzdeki hafta tekrardan sizlerle görüşmek üzere. İyi hafta sonları diliyorum. Kumtaş Yapıyorum programını sundu.